Yaz adam akıllı gelmiş, Edremit gündüzleri tamamen boşalmaya başlamıştı. Herkes tarlalarda, bağlarda, cennet yatağında, ark başlarında, ayva bahçelerinde vakit geçiriyor ve rutubetli bir sıcaktan boğulan kasabaya akşam üzeri dönüyordu. Kaymakamın evi eski sessizliğini muhafaza ediyordu. Selahattin Bey günden güne zayıflamakta, Şahinde Hanım komşu ziyaretlerinden ve gezmelerden geri kalmamaktaydı. Son zamanlarda bu eğlencelere artık boyuyla beraber olan kızını da götürmeye başlamıştı. Evde kapanıp düşünmekten bunalacak hale gelen Muazzez de bundan memnundu. Böylece belki Yusuf'u kendisiyle tekrar meşgul olmaya sevk edebileceğini karanlık bir şekilde ümit ediyordu. Sonra gittiği yerlerdeki akranlar, hemen hemen her gün tekrarlanan utlu ve şarkılı alemler, gıdıklayıcı sohbetler onu oyalamıyor da değildi. Birkaç kere Hilmi Beylere de gittiler. Yusuf'un bu aileden hoşlanmadığını, hele arkadaşı Ali'nin ölümünden sonra Büsbütün kızacağını bildikleri için bu ziyaretleri evde söylemediler. Selahattin Bey'in hastalığı ve Yusuf'un evden gitgide uzaklaşması Şahindey'i tamamen başıboş bırakmıştı. Kocasına ilk nöbet geldiği zaman gösterdiği alaka da zamanla bir alışkanlığa çevrildi. Artık onu senelerden beri hep hastadır sanıyordu. Bazı geceler zavallı adam yatakta inlemeye, boğuk boğuk nefes almaya ve eliyle kalbini tutarak öksürmeye başlayınca Şahin de yarı uyku halinde kolonya şişesini uzatıyor yahut daha ağır hallerde askeriye doktorunun verdiği ilaçtan bir kaşık içiriyor veya lokman ruhu koklatıyordu. Kaymakamla son günlerde hakikaten meşgul olan Yusuf'tu. Çok kere akşam üzerleri hükümete gidip babasını aşağıda bekliyor ve onunla beraber eve dönüyordu. Bu esnada işlerden, kasabaya ve mahsul vaziyetine ait havadislerden bahsediyorlardı. Hiç konuşmayan Yusuf'un böyle tek tük de olsa söz söylemesi Selahattin Bey'i hayrete düşürüyor ve o Yusuf'ta bir değişikliğin başladığını seziyordu. O kendine güvenen ve dünyaya meydan okuyan tavırdan Yusuf'ta eser kalmamış denilebilirdi. Konuşurken gözlerini insana dikip sert sert söyleyeceğin bu manasız şeyler miydi?'' demek isteyen gözlerle bakmıyor. Hatta çok kere yarım bıraktığı bir sözü karşısındakinin tamamlanmasını yani sonuna kadar götüremediği bir düşünceyi toparlamakta kendisine yardım edilmesini bekliyordu. Eskiden kimseye bir şey sormaz, sesini çıkarmadan sadece dinlerken şimdi soruyor, birçok şeyleri öğrenmek istiyordu. Merakını tahrik eden şeyler daha ziyade günlük hayata ve muhitindeki insanlara taluk eden malumattı. Yusuf'ta yavaş yavaş yabancılık kayboluyor ve etrafına katışmak temayülleri beliriyordu. Selahattin Bey bunları gördükçe hem seviniyor hem de içini garip bir hüznün kapladığını hissediyordu. Eski Yusuf'a çok alışmıştı. Onun müteakkim, dik başlı ve söz anlamaz hali kendisine daha sıcak geliyordu. Boynu bükük, mütereddit, mahcup delikanlıyı bir türlü ciddiye alamıyordu. Fakat Kafası bu değişmenin sebeplerini araştıracak halde değildi. Bu söylediğimiz hisler aklından şöyle bir geçiyor ve derhal unutuluyordu. O kadar ki aynı şeyleri bir başka sefer düşününce ilk defa fark ediyorum sanıyor, yeniden üzülüyor, seviniyor veya hayret ediyordu. Resmi işlerini uzun senelerin verdiği ihtiyatla yapıyor, bunların bir kısmını pek bunalırsa tahrirat katibine bırakıyor ve eve gidip sokak üstündeki loş odanın bir minderine uzanıyor ve hayatını teşkil eden boş seneleri gözünün önünden geçiriyordu. Gözünü yumduğu zaman bir sürü dağ, fundalıklı bayır, kerpiç, ahşap veya kagir evli kasaba ve bir sürü de insan görüyor fakat bunların hiçbiri onun alakasını çekemiyordu. Hayatının bütün hatıraları lüzumsuz ve manasızdı. Ömrünün her vakası olmasa da olabilir, hayatına giren her insan girmese de olabilirdi. Bütün mazisinde kendisine ''Ah neden böyle yaptım?'' veya ''Ah niçin şöyle yapmadım?'' dedirtecek bir şey bulamıyordu. Ve bu ömrünün pek tatlı geçtiğinden değil, sadece ömrünün her kısmına şu anda pek lakayet olduğundandı. Hayattan ne isteyebilirdi? Doğmuş, büyümüş, okumuş, devlet hizmetine girip memleketi dolaşmış, ihtiyarlamış, evlenip kavga ve gürültü içinde bir hayat geçirmiş ve nihayet bu hale gelmişti. Herkes başka türlü mü yaşıyordu sanki? Başka türlü nasıl yaşanabilirdi? Zevkse ömründe o da eksik değildi. Memuriyetle dolaştığı muhtelif şehirlerdeki birkaç cana yakın dostla yaptığı içki alemleri bugün bile tekrar istenilecek şeylerdendi. Bekarlığında fırsat düştükçe gönül eğlendirmekten geri kalmamış, bazen bir Ermeni hizmetçiyle Bazen bir zaptiyenin dul karısı ile de olsa tatlı günahlar işlemiş ve hele yolu İstanbul'a düştükçe Venedik ve Timoni sokaklarının kaldırımlarını aşındırmıştı. Bir hayat başka türlü olacak değildi ya. Şimdi gözlerini kaparsa hiçbir şeye yanmayacaktı. Düşünüyor ve ayrılmaktan büyük bir üzüntü duyacağı bir şeyi tasavvur edemiyordu. Kızı bile onu bu dünyaya bağlayamıyordu. Bunda bir lakaytlıktan ziyade Mukadderata sessiz bir mutabat vardı. Madem ki hiçbir şeyi değiştirmeye iktidarı yoktu, her şey evvelden çizilen bir yolda yürüyecekti. O halde aklı başında bir insan olanları tebessümle seyredip sırasını beklemeliydi. Yalnız Selahattin Bey'i azıcık düşündüren bir mesele vardı. Kendisi ölürse Muazez'in hali ne olacaktı? Böyle bir vaziyette Yusuf'un şahindeyle geçinip evde kalacağını tahmin etmiyor ona şimdiden bu hususta vasiyette bulunmayı da istemiyordu. Ah, ölmeden evvel evladının namuslu birine vardığını görse ve gözleri arkada kalmasa, o zaman bu yorgun hayattan ayrılmayı hatta biraz isteyecekti bile. Benim için yapılacak ne iş kaldı ki diyordu. Yerimizi boşaltsak da dünyaya yeni gelecekler için yer açsak. Fakat Şahindey'e bir türlü güvenemiyor ve kızını onun elinde bırakıp gideceği için biraz da telaş ediyordu. Ne olurdu artık hiçbir işiyle alakadar olmak istemediği bu dünyadan bu işi temizleyip gitseydi. Fakat nasıl? Muazzez'i kim isteyebilir, kim alabilirdi? Ona göz koyup almaya kalkanların hali meydandaydı. Şakir Bey ise elini kolunu sallayıp serbest serbest ortalıkta dolaşıyordu. Bir kurşunda kendisi yemek isteyen kabadayı her zaman bulunmazdı. Sonra ismi bu kadar çok geçen, uğruna vukuat çıkan bir kıza pek iyi gözle bakılmıyordu. Burası ufak bir yerdi. Selahattin Bey, dünya ile alakasını böyle erken kesmese ve hayata daha şimdiden biraz yabancı olmaya başlamasaydı, belki başka bir yere naklini ister, kızına orada münasip bir kısmet arardı. Fakat hasta adam her şeyin kendiliğinden gelmesini bekliyor, hiçbir harekete geçmeyi düşünemiyordu. Şahinde'nin kendine göre biraz da kurnazlığı vardı. Ve Muazzez için Edremit'te evlenme yollarının bir tek çare müstesna kapanmış olduğunu fark ediyordu. Bu bir tek çare onun eskiden beri istediği şeydi. Muazzez'i Şakir'e vermek. Kübra hikayesinden haberi olmayan Şahinde'nin bunu öğrense bile fikrini ne dereceye kadar değiştireceği tayin edilemezdi. Fakat ne Yusuf ne Salahattin Bey artık bu meseleyi tekrar eşelemeye lüzum görmüyorlar Şakir işinin tamamen kapanmış olduğunu sanıyorlardı. Bu meselede Şahinde'nin planları olması ve kendi kendine işler çevirmesi ihtimali hiçbirinin aklına gelmiyordu. Halbuki Şahinde, Selahattin Bey'in artık uzun zaman başlarında kalamayacağını, kendi kendine itiraf etmese de seziyor ve ondan sonra da ayakta durabilecek çareler arıyordu. Bir zeytinlikle yanındaki bir tarla üç kişiyi senenin bir ayında bile doyuramazdı. Yusuf'un eline bakmaksa hepsinden ağırdı. Bu mağrur ve dik kafalı oğlanın ekmeğini yemek ve onun emri altında olmak Şahindenin tahammül edemeyeceği şeylerdendi. Hem bakalım Yusuf kendi ekmeğini kazanabilecek miydi? Hiçbir iş tutmayan ve boşta gezen bu evlatla yüz suyu dökmektense aslan gibi bir damat bulup köşeye kurulmak herhalde çok daha akıllı bir şeydi. Şakir'in serseriliği, sarhoşluğu artık unutulmuş gibiydi. Fakat bunları unutturan hadise, yani onun bir adamı öldürmüş olması, Şahindey'e hiç de korkunç görünmüyordu. Belki bu şehirde adam öldürmenin biraz şerefli ve kahramanca bir şey gibi telakki edilmesi, belki de bu katlin kendi kızı için olduğunu bilmesi ona Şakir'i daha sıcak gösteriyordu. Sonra Şakir'in annesiyle arasında günden güne artan ve hudutların tamamıyla çizilmesi güç olan bir dostluk onu bu aileye bağlamaktaydı. Hilmi Beylerin konağının ihtişamı, kendisine ana ve oğuldan tekrar yağmaya başlayan hediyelerin cazibesi de bu yaklaşmada ayrıca amil olmaktaydı. Fakat Muazzez bu sefer 2-3 ay evvelki kadar kararsız ve annesine tabi değildi. İçinde kendisini idare eden, ona hareketlerinin ana istikametlerini gösteren ve günden güne büyüyen bir ihtiras vardı. Yusuf'un kendisine gösterdiği soğuk tavırdan doğan infial zamanla azalıyor, yerini Yusuf'un böyle yapışının sebeplerini anlamak isteyen bir meraka bırakıyordu. Çocukluğundan beri hayatta en yakını olan Yusuf, her yerde, her zaman kendisine destek olan Yusuf ve nihayet o akşam kendisine o kadar içten bakan ve onu o kadar iyi anlayan Yusuf, şimdi Muazzez'i hiç sebepsiz unutmuş olamazdı. Ondan bu kadar ısrarla kaçmasında bile bir fevkaladelik vardı.'' Bu düşüncelere rağmen genç kız annesiyle birlikte gezmeye devam ediyordu. Birkaç kerelerde Hilmi Beylere gittiler. Muazzez burada kendisine karşı yapılan muameleye yabancı olmadığını hissetti. Son vakalardan evvel Şakir Bey'in kendisini ısrarla istediği ve reddedileceğini aklına getirmediği sıralarda bu evde yine böyle candan karşılanıyor, hanım tarafından öpülüp yanına oturtuluyor, her ziyaretten bir hediyeyle ayrılıyordu.'' Tekerrür eden bu gönül avlama usulleri nedense onu bu sefer sıkmaya başladı. Sırf evde yalnız kapanıp kalmamak, düşünmeye mecbur olmamak için annesiyle arkadaşlık ediyor fakat Hilmi Beylere gitmek istemiyordu. Hele bir gün cennet yatağındaki bağa davet edilip orada uzaklarda dolaşan ve gözlerini kendine diken Şakir Bey'e rastlayınca bu aileden büsbütün soğudu, içini bir ürperme kapladı ve korkmaya başladı. Bu hayata daha fazla tahammül edemeyecekti. Annesinin zevk aldığı şeylerden hoşlanmıyor, gittiği yerlerdeki akranları ile konuşacak bir şey bulamıyordu. Hayal ve düşüncelerle dolu ve yalnızlık içinde geçen bir hayat bu 15 yaşındaki kızı kendi yaşındakilerden ayrı yapmıştı. O şimdi bir kadın gibi düşünüyor, dertlerine tek başına çareler arıyordu. Bir şeyler yapmak artık her şeye bir son vermek lazımdı. Bunu nasıl yapacağını tasarlarken bir gün evde Yusuf'la karşılaştı. Belki haftalardan beri onu yakından görmemişti. Yüzünün sarılığı Muazzez'i korkuttu. Bütün söylemeye hazırlandığı şeyleri unutarak ''Yusuf abi, sana ne olmuş?'' diye sordu. ''Ne var kızım?'' ''Benzin pek sararmış. Hasta mısın?'' ''Değilim. Babama üzülüyorum.'' Sonra yalnızlık, işsizlik, can sıkıntısı. Babam nasıl? Son günlerde iyice değil mi? Yusuf, kızın babam nasıl diye bu kadar tabi bir şekilde soruşuna güldü. Yatağa düşmüyor, dedi. Sonra kendi kendine söylenir gibi ilave etti. Belki de düşmeyecek. Ne demek istedin? Yusuf tekrar güldü. Lafı değiştirerek Annen nerede? Gene gezmekte mi diye sordu. Evet. Sen neden gitmedin? Canım istemedi. Biraz bekledikten ve Yusuf'un yüzüne dikkatle baktıktan sonra kelimelerin üzerinde durarak tekrar etti. Canım istemedi. Bu konuşma sırasında Yusuf sokak kapısının yanında ayakkabılarını giymeye uğraşıyor, Muazzez de yanında ayakta duruyordu. Genç kız onun gitmekteki acelesini seyrederken birdenbire içinden gelen bir teessürle ''Ama belki bir gün canım isteyecek.'' dedi. Yusuf hemen doğrularak sordu. ''Neyi?'' Muazzez omuzlarını silkti. Yusuf tekrar sormak ve ısrar etmek için ağzını açtı. Sonra vazgeçerek arkasını döndü. Kapıyı aralayıp sokağa çıktı. Güneş tam tepedeydi. Yusuf nereye gitmek istediğini, evden niçin çıktığını unutmuştu. Şu anda kafasında tek bir düşünce vardı. Kaçmak, evden uzaklaşmak, oraya dönüp muazzeze sualini sormamak. Neyi canın isteyecek, neyi? Biraz yavaşlarsa kendini hakim olamayıp geriye koşacağını hissediyor ve daha hızlanıyordu. Bir müddet sonra kendini kasabanın cenup tarafındaki kırlarda buldu. Oyalanmak için etrafına baktı. Bütün tarlaları, bahçeleri, hatta zeytin ağaçlarını teker teker tanıyordu. Göğsünün bir düğmesini çözdü. Müthiş bir güneş ortalığı kavuruyor ve cırcır cır böcekleri feryatlarını mütemadiyen arttırıyordu. Yusuf gözleri yarı kapalı ve terleyerek yürüdü. Bir aralık burnuna zeytinlerin vakur kokusuna benzemeyen bir koku geldi. Gözlerini açtı. Bu bir incir ağacıydı. Zaten iki ağacın kokusu onu eskiden beri çok sarsıyordu. Ceviz ve incir. Cevizin koyu, acayip, biraz da aktarların sattığı ıtriyata benzeyen bir kokusu vardı. Bu tatlı, latif bir kokuydu. İncirin kokusu ise hiç güzel değildi. Lüzuci, yapışkan ve ağır bir kokuydu. İnsan güneşte incirin sütünün ve usaresinin tebahür ettiğini ve bu kokunun oradan geldiğini sanıyor, ve nefes aldıkça burun delikleri sanki yapış yapış oluyordu. Gözlerini tekrar yumarak yürüdü. Terden sıklandı Yerler o kadar sıcaktı ki ayakkabılarının köselelerini bile geçerek tabanlarını yakıyordu. Koyu zeytin yapraklarını bile şeffaf yapan bir aydınlık vardı. Gözleri kör eden, etrafı birbirleriyle kaynatan, karıştıran bir aydınlık. Güneş sanki ışığını kova ile yeryüzüne döküyordu. Biraz daha yürüyerek kurumuş bir dere yatağına geldi ve burada binbir türlü nebat ile karşılaştı. Ufak çınar ve söğüt fidanlarının dalları birbirleriyle karışıyor, hayit ağaçlarının ekşi kokusu etrafa yayılıyor, zakkum fidanları erguvan renkli çiçeklerle parlıyor ve kımıldıyor ve sararmış sazlar, dikenler, kamışlar, yabani naneler, vahşi ayva fidanları birbirinin içinde kayboluyordu ve bütün bunların etrafında çakıl taşları ve kum vardı. Bu taşlar bile sıcaktan kavrulmuş ve büzüşmüşe benziyordu. Yusuf dere yatağındaki bu nebat mahşerine sokuldu. Bir kertenkele hızla kaçtı ve birkaç ağustos böceği sustu. Sonra tekrar başladılar. Yusuf gömleğinin yakasını çözdü ve ceketini çıkardı. Ağzını açarak bitkin, harap, nefes almaya uğraşıyordu. Yere uzandı. Başını koymak için fidanların kökündeki çakılları attı ve biraz nemli, serin kum bulabilmek için orayı eşeledi. Fakat her şey kuru ve ateş gibiydi. Biraz rutubet bulmak için belki iki arşın kazmak icap edecekti. Ellerini gözlerinin üstünde kapayarak arka üstü yattı. Güneş, yaprakların arkasından bile gözleri kamaştırıyordu. Yusuf kafasında uğultular hissetti. Şimdi kelime kelime hatırlayamadığı bir cümle içeri girmek için başının etrafında dolaşıyordu. Muazzez ne demişti? Belki bir gün canım isteyecek mi demişti? Bu kadar kati mi söylemişti yoksa belki canım isterse mi demişti? Bu daha çok bir tehdide benziyordu ve sarih bir manası yoktu. Böyle söylediyse bir şey değil diye düşünüyor fakat Muazzez'in böyle söylemediğini de gayet iyi biliyordu kafasına sokmak istemediği laflar etrafında mukayeseler yürüttüğünü fark edince içerledi. Bir an bütün beyninin durmasını istedi. Bunu o kadar şiddetle ve candan istedi ki gözleri yaşardı. Kendi kendisiyle konuşmamak ve bağırmamak için bir eliyle ağzını kapatıyordu. Bir aralık hiçbir şey düşünemez gibi oldu ve içinin hafiflediğini hissetti. Fakat sonra kendini ağzının içinde ne olacak? Ne olacak diye mütemadiyen mırıldanırken buldu. Olduğu yerde doğruldu. Ayağa kalktı. Elleriyle üstüne yapışan kumları silkti. Buralarda durmakla kendini avutamayacağını anladı. Meselenin fevkalade ehemmiyetsiz ve düşünmeye değmez olduğunu tekrarlıyor. Eve gidip kendisiyle konuşayım. Ne demek istedi acaba diye söyleniyordu. Fakat adımları gitgide süratlendi ve kasabaya adeta koşarak girdi. Bir evden bir eve giren iki kadın durup ona baktılar. Yusuf bunun farkına vararak yavaşladı ve etrafına bakına bakına yürümeye başladı. Sokaklar tenhaydı. Birkaç küçük çocuk kapılarının eşiğine oturmuş sütlü mısır yiyorlardı. Daha ileride bir sürü boş oduncu eşeğinin kımıldamadan bekleştikleri meydanda çocukların ellerinde bol yapraklı kavak dallarıyla eşek arısı kovaladıklarını gördü vakur bir vınlayışla uçan arının arkasından avaz avaz bağırışarak koşuyorlar ve yaklaştıkları zaman kavak dalını savurup hayvanı sersem ediyor ve yere düşürüyorlardı. Ondan sonra hepsi birden oraya toplanıyor, içlerinden en cesaretlisi ceketinin kenarıyla arıyı yakalıyor ve onun kısa fasılalarla her istikamete doğru fırlayan ve tekrar içeri çekilen iğnesini koparmaya uğraşıyordu. Bu sırada bazen arı ölüyor Bazen de iğnesi çıkarılarak ayağına bir tire bağlanıyor ve uçuruluyordu. Bir avcılığın bütün zevklerini ve tehlikelerini toplayan ve her defasında birkaç çocuğu gözleri görünmeyecek şekilde yüzü şiş olarak evine yollayan bu oyun, yaz mevsiminin en mühim eğlencelerindendi. Ve ancak ara sıra oradan geçen kızdırılmış bir arının hücumuna uğrayan büyüklerin müdahalesiyle yarıda kalır. Birkaç çocuğun dayak yedikten sonra ağlayarak evine gitmesiyle sona ererdi. Yusuf ağır ağır meydanı geçti. Hain mahalle çocuklarının hücumuna uğrayan ve en güvendiği silahı usta parmaklar tarafından koparılan arıya karşı büyük bir merhamet hissediyordu. İçini bir hüzün kaplamıştı. Kendini eve götüren sebebi unutmuş gibiydi. Birkaç sokak saptıktan sonra da kulağına çocukların bağırışı geliyordu. Bütün sokakları, bütün evleri, kaldırım taşlarına ve duvarların sıvası dökük yerlerine kadar tanıyordu. Yalnız bu sefer pencere kanatlarının biraz daha yamulmuş, bazı evlerin çiğ bir boya ile boyanmış olduğuna dikkat etti. Köşe başlarında hep o ıslak ve yosunlu su mukassimleri vardı. Eve yaklaşınca yüreği hızlı atmaya başladı. Ne yapmak için geldiğini, muazzezle ne konuşacağını bir türlü hatırlayamıyordu. Bir sürü perişan düşünce başının içinde sallanıyor, birbirlerini çaprazlayıp dolaşıyor fakat bu onlardan hiçbirini yakalayamıyordu. Kapıyı yavaşça çaldı. Bu anda hemen kaçıp gitmek istedi. Fakat kapı açıldı. Yusuf, Kübra'nın sarı yüzünü görünce biraz kendini topladı. İçeri girerek lakayt bir tavırla sordu. ''Muazzez yukarıda mı?'' ''Küçük hanım dışarı gitti.'' Yusuf anlayamadı. ''Küçük hanım ne yaptı?'' D ''Dışarı gitti.'' Nereye? Kübra'nın annesi de sokulmuştu. Girsene içeri Yusuf ağa dedi. Küçük hanımı annesi geldi aldı. Yusuf ayakkabılarını çıkararak taşlığa girdi. Sol tarafa sokak üstündeki odaya doğru baktı. Minderin üstünde Muazzez'in basma entarisi atılmış duruyordu. Taşlığın öbür başına bahçe kapısına doğru yürüdü. Tulumbadan su çekip oluğu eliyle tıkayarak kana kana içti. Testilerdeki suyun bu vakitte onu kandıracak kadar soğuk olmasına imkan yoktu. Eliyle ağzını kurulayarak kenardaki yeşil tahta sandığa oturdu. İçinde bulgur, tarhana, erişte torbalarının durduğu bu sandıktan etrafa hafif bir küf kokusu yayılıyordu. Zaten bu serin taşlığın kış yaz en hakim kokusu bu küf kokusuydu. Bir kenarda üstleri tahta kapaklarla örtülü duran zeytinyağı küplerinden Yukarı kata çıkan merdivenin alttan görünen çürük tahta basamaklarından, çivitli duvarlardan, üst üste yığılmış birkaç şilteden ve bahçe kapısının yanındaki tulumbadan mütemadiyen bir küf kokusu fışkırmakta ve ortalığa yayılmaktaydı. Yusuf derin bir nefes aldıktan sonra kendi kendine söyleniyormuş gibi sordu. Nereye gittiler? Kübra'nın annesi bir müddet tereddüt ettikten sonra Vallahi bilmem ki galiba şeye gittiler. Hilmi Beylere. Yusuf oturduğu yerden ileriye doğru uzanarak Hilmi Beylere mi diye sordu. Sözler ağzından ıslık gibi çıkmıştı. Kadın yerinden kalkıp Yusuf'a sokuldu. "Yusufa," dedi. "Bilmem ama bu hanım Meram anlamayacak galiba. Küçük hanımı da kendine benzetecek." Bu kadar vukuattan sonra Hilmi beylere gün aşırı gidip geliyor. Bu da yetmezmiş gibi kızı da götürüyor. Her zaman mı gidiyorlar? Ne zamandan beri? Her zaman değil. Hanım hiç arasını kesmedi ama küçük hanım gitmiyordu. Son günlerde anasına uydu. Bu iki midir, üç müdür bilmem ki. Anası gidelim deyince Muazzez bir şey demiyor mu? Bu sefer demedi. Bundan evvel bir kere gördüm. Hanım ille gidelim diyor. Kız da istemem anacığım bırak beni kendi halim ediyordu. Sonra annesinin çenesine dayanamayıp söylene söylene gitmişti. Bu sefer sen çıktıktan sonra anası geldi. Muazzez yukarıda hırslı hırslı şarkılar söylüyordu. Herhalde sana mı gücenmişti nedir? Anasını görünce nereden geliyorsun diye sordu. Hanım Hilmi Beylerden dedi. Bağa gideceğiz. Seni almaya geldim. Kız yerinden fırladı. Peki hemen gidelim. Hiç durmayalım. Çabuk anneciğim, çabuk dedi. Yırtınarak soyundu. Pembe saten fistanını giydi. Yeldirmesini, baş örtüsünü zor takınıp dışarı fırladı. Anası bile onun bu kadar coşmasına şaştı. Gittiler işte. Ne edelim Yusuf'a? Hilmi Beylerin ne olduğunu sen ben biliriz. Ama bunları öğretemeyiz. Parası olanın ırzı da tamam, namusu da. Yusuf yerinden kalktı. Ter içinde kaldığını fark ederek kollarını ve sırtını kımıldattı. Uzun bir müddet ayakta bekledi. Bir şey düşünmüyor, kendini toplamaya çalışıyordu. Kapıya doğru ağır ağır yürüdü. Gözleri sert ve korkunçtu. Kararını vermiş bir insan tavrıyla acele etmeden ayakkabılarını çekti ensesine doğru kaymış olan kalpağını eliyle öne doğru itti. Kapıyı açtı. Bu anda Kübra yerinden fırlayarak ona doğru koştu. ''Yusuf dur!'' diye bağırdı. Deminden beri hiç ağzını açmamış ve lafa karışmamıştı. Yusuf annesiyle konuşurken gözleri Kübra'ya iliştikçe başını çevirmiş ve üzerinde her zaman garip bir tesir yapan bu kızın mevcudiyetinin farkına varmamaya çalışmıştı. Buna rağmen o arkasından dur diye bağırınca zihninden şimşek gibi bir şey geçti ve yalnız şimdi değil bu eve geldiğinden beri hatta ilk gördüğü günden beri Kübra'nın kendisine hep büyük ve şaşmaz gözlerle baktığını hatırladı. Sırtına bilhassa tepesine batmanlarla yük oturtulmuş gibi bir ezilme duydu. Kendisinden sakladığı ve bu anda kendisinin de adam akıllı bilemediği bir şeyler vardı. Bu kızla aralarında konuşulmadan, düşünülmeden hatta yüz yüze bakılmadan bir macera geçmiş gibiydi. Bunun ne olduğunu düşünemiyor, sadece beş dakika evvel bir yabancı, uzak bir insan sandığı bu kızın baş döndürücü bir süratle kendisine doğru koştuğunu, yaklaştığını hissediyordu. Bir eliyle aralık duran kapıyı tutarak ve sırtını kol demirine dayayarak sordu. Ne oluyor? Kübra kapının yanına gelmişti. Boğuk ve yavaş bir sesle, ''Ne diye gidiyorsun Yusuf ağa? dedi. ''Ne yapacaksın gidip de?'' Yusuf karşısındakine bakarak başını salladı. Kız tekrardan mırıldandı. ''Kendine yazık edeceksin. Senin yolun orası değil.'' Yusuf bu yarım ve manasız cümleleri tamamıyla anlamış gibi cevap verdi. ''Doğru. Gitmesen benim için daha iyi olacak. Fakat lazım.'' Kübra küçük vücudundan beklenmeyecek bir sertlikle başını sıktı. Bir adım çekildi. Yusuf bu anda karşısındakinin gözlerinde ona ilk defa zeytinlikte rastladığı zamanki batıcı bakışları gördü. Ve kendini o zamanda olduğu gibi suçlu hissetti. Sonra elinden bir şey gelmeyeceğini anlatmak isteyen bir tavırla omuzlarını sıktı. Kübra, git dedi. Ben de gideceğim. Biz de gideceğiz. Artık dayanamayacağım. Sonra arkasını döndü. Hadi ana, hazırlan. Gidelim. Kadın olduğu yerde taş kesilmiş gibi duruyordu. Kapının yanında konuşulanları duymamış fakat orada fevkalade şeyler ceryan ettiğini anlamıştı. Kübra tekrar Yusuf'a döndü. Bizi bir daha görmeyeceksin Yusuf, dedi. Yusuf çok iyi bildiği bir şeyi söylüyormuş kadar katiyetle ve karanlık bir takım hislerin sevkiyle cevap verdi. Belli olmaz. Görüşürüz. Yavaşça kapıyı araladı ve dışarı sıyrıldı. İki ayaklı taş merdivende bir müddet durduktan sonra yürüdü. Yusuf ne yapacağını bilmiyordu. Bugün her şeyin başka bir çehre alacağını, bir şeyler olması lazım geldiğini seziyor fakat sarih ve katı hiçbir şey düşünemiyordu. Ne yapacaktı? Eliyle tabancasını yokladı. Sonra bu hareketini çocukça bularak güldü. Kendini zorlamadan aklına eseni yapmaya karar verdi. Aşağı çarşıya doğru yürüdü. Yolda rastgele düşünüyordu. Hilmi Bey'in bağına gitmeli. Fakat ya Şakir de oradaysa? Ya bir kaza yaparsam? O zaman hiçbir şey düzelmiş olmayacaktı. Çarşıdan yıldırım gibi geçti. Bugün buradan üçüncü defadır böyle yarı koşarak geçiyordu. Kahvedekilerin bir kısmı ona hayretle baktılar. Biraz daha aşağılarda, arabacı dükkanlarının bulunduğu meydanda birkaç yaylı duruyordu. Onları görünce olduğu yere mıhlanmış gibi kaldı. Birdenbire bir çivi gibi beynine saplanıveren bir fikir şimdi oraya yerleşiyordu. Ancak bir iki dakika sonra kendini topladı ve yüzünde kendinden emin, rahat bir gülüşle yaylılardan birine giderek sahibinden arabayı birkaç saat için kiraladı. Arabacıya ''Cennet yatağına gidip geleceğim. Ee, belki biraz da kalırım.'' demişti. Kendisini tanıdığı için hiçbir şeyden şüphelenmeyen arabacı atların boynundan yem torbalarını çıkardı. Oturacak yerin altına koydu. Kayışlarını taktı ve terbiyeleri bu sırada arabaya atlamış olan Yusuf'a uzattı. Yusuf yaylıyı soğuk tulumbaya kadar ağır ağır sürdü. Fakat ondan sonra kamçıya sarılarak atları dört nala kaldırdı. Sabırsızlıktan bayılacak gibiydi. Arabadan ve atlardan daha çabuk gitmek ister gibi öne uzanıyordu. Bozuk ve taşlı yollarda boş ve havaleli araba tehlikeli sallantılar yapıyordu. Cennet Yatağı'nın bağlarının arasından geçen dar ve çukur yol kupkuruydu. İlkbaharda bir dere gibi suyla dolan sokakta şimdi yer yer ısırganlar vardı ve bunlar dört nala koşan atların nallarına çarparak kopuyor, savruluyorlardı. Yusuf hızlı hızlı nefes alıyordu sanki evden buraya kadar koşarak gelmişti. Bu sırada yolun öbür ucundaki bağda dolaşanları gördü. Arabayı oraya kadar sürmek ortalığı telaşa verebilirdi. Terbiyelere sarılarak hayvanları durdurdu. Yere atladı ve kenardaki yüksek yaya kaldırımına çıkarak hızlı hızlı yürüdü. Bu kısa fakat yorucu koşmadan sonra atlar oldukları yerde kımıldanıyorlar ve kaşınıyorlardı. Yusuf Hilmi Bey'in bağına yaklaşınca çitin kenarına sinerek ilerlemeye başladı. Eli tabancasındaydı. Etrafta kimseler yoktu. Güneş eski sıcaklığını kaybetmeye başlamıştı. Vakit ikindiye yaklaşıyordu. Fakat insanlar deminki müthiş sıcağın gevşekliğini henüz üzerlerinden atamadıkları için sokuldukları yerden çıkamıyorlardı. Yalnız Hilmi Bey'in bağındaki köşkten şarkılar ve gürültüler geliyor, bağda iki kadının dolaşıp üzüm yediği görülüyordu. Yusuf bunların muazzezle şube reisinin kızı Meliha olduklarını seçti. Henüz yarı korku olan bu üzümleri yemek için bu sıcakta yaşlı başlı kadınların güneşe çıkamayacakları tabiydi. Yusuf bağı saran çitin etrafını dolaştı. Bütün ağaç diplerini ve kuytu yerleri gözleriyle uzaktan araştırdı. Köşkün içindekilerle bağdaki iki kızdan başka ortalıkta kimse görünmüyordu. Buna kanaat getirdikten sonra bağın parmaklık şeklindeki tahtalardan yapılmış kapısına döndü. Eliyle kapıyı itti ve içeri girdi. Bağda dolaşanlar tahta kapının alt ucunun yerde sürünerek çıkardığı sesi duymuşlar, bu tarafa bakıyorlardı. Yusuf kısık bir sesle muazzez dedi. Genç kız şaşırmıştı. Yanında bir şey anlamadan duran Meliha'ya bakıyor, sonra başını etrafına çevirerek güya birini arıyordu. Bu tereddütü pek az sürdü. Hemen kendini topladı. Arkadaşına ''Sen yiye dur, ben bakayım. Yusuf abim gelmiş. Babama bir şey mi oldu acaba?'' dedi. Derhal bulduğu bu yalana kendisi de inanmış gibi içi cız etti. Ve hakikaten Yusuf'un buraya babasına ait fena bir haberle gelmiş olmasından korktu. Bağın çapalanmış topraklarında ayakları asma çubuklarına takılarak koşarken her adımda telaşı artıyor ve tiril tiril titriyordu. Ağzından birkaç kere babacım babacım sözleri fırladı. Yusuf'un yanına yaklaşınca onun yüzünden ve duruşundan korktu. Fakat ağabeyi ne diye buraya geldin muazzez diye sorunca derin bir nefes aldı. Demek babasına bir şey olmamıştı. Yusuf'u buraya getiren diğer bir sebepti. Başka zaman olsa hiddetinden korkardı. Fakat şimdi gözlerini iki türlü sevinç yaşartıyordu. Hem deminki telaşın yersiz olduğunu düşünerek müsterih oluyor, hem de Yusuf'un buraya sırf kendisi için, muazzez için gelişinden anlatılmaz bir memnunluk duyuyordu. Masum bir çehre alarak, ''Ne var Yusuf abi?'' dedi. ''Ne olmuş buraya gelmekle? Yalnız değilim ki, annem de var.'' Yusuf, muazzezin yüzüne dik dik bakarak, ''Neden geldin diyorum muazzez?'' dedi annen ne yaparsa yapsın sen niçin geliyorsun? Muazzez şimdi karşısındakini biraz üzmek, onu anlamamış gibi görünmek istiyordu. Aylardan beri Yusuf'un kendisine yaptıklarına böyle küçük bir mukabelede bulunmaktan kendini alamıyordu. Ve bu arzusunda şu anda duyduğu ve gitgide artan bir saadet hissini veren bir neşenin çok tesiri vardı. Kendini zapt etmese Yusuf'un boynuna atılacaktı. Fakat kaşlarını çatarak sordu. Ne yapayım Yusuf abi? Bütün gün evde mi kalayım? Bir parçacık olsun eğlenmek benim hakkım değil mi? Yusuf başını önüne eğmişti. Buraya gelmiş olduğuna şu anda müthiş pişmandı. Eski hiddeti geçmiş, yerini kötürmeden bir teessüre bırakmıştı. Bir an evvel buradan gitmek istiyordu. Başını kaldırmadan, ''Peki ne yaparsan yap.'' dedi ve arkasını dönmek için bir harekette bulundu. O zaman Muazzez onun yanına sokularak "Yusuf." dedi. "Ne?" "Yusuf. Neden geldin buraya?" Öteki cevap vermedi. "Öyle ya, neden gelmişti buraya? Buraya benim için mi geldin?" Ayıp bir şey itiraf eder gibi kızararak başını salladı. "Evet." Karşısındaki'nin yüzüne bakınca muazezin yüreği hopladı. Yusuf'un çehresi bu anda aynen o akşam kendisine anladım dediği zamanki ifadeyi almıştı. Muazez birdenbire hadi Yusuf gidelim dedi. Yusuf gene kıpkırmızı peki demek ister gibi başını salladı. İçeri girip yeldirmemi alayım. Yusuf hemen onu bileğinden yakaladı. Bırak, istemez. Yürü benimle, dedi. Genç kız, Hiç olur mu Yusuf? Annem ne der? Dünya alem ne der? Yusuf onu kolundan tutup bağdan dışarı çıkararak, Kimse bir şey demez, dedi. Deseler de bir şey çıkmaz. Muazzez ileride duran arabayı görünce Yusuf'un yüzüne baktı. Bununla mı döneceğiz, dedi. Evet. Peki, bırak da başörtümü falan alayım. Hemen gelirim. Sonra siyah ve çocuk gözlerini karşısındakine dikerek fısıldadı. Yoksa gelmem diye mi korkuyorsun? Yusuf başını salladı. Gelirsin biliyorum. Öyleyse neden bırakmıyorsun? Yusuf avcunda tuttuğu bileği sinirli bir hareketle sıkarak ''Lüzum yok'' dedi. Sonra dudakları titreyerek ilave etti. Ne olursa olsun artık seni hiç bırakmayacağım. Arabanın yanına gelmişlerdi. Yusuf genç kıza arabaya binerken yardım etti. Yan kapıların muşamba perdelerini kapattı ve kendisi ön tarafa atladıktan sonra biraz geride otur. Görünme dedi. Sonra kamçıyı eline aldı ve arabayı sürdü. Bir bağın arkasından dolaşarak yola çıktılar. Şube reisinin kızı Meliha bağda tek başına üzüm yemeye devam ediyor. Yalnız ara sıra başını kaldırarak Muazzez'in nerede olduğunu görmeye çalışıyordu. Yusuf atları dört nala kaldırmıştı. Genç kız yaylının iç taraflarında bir köşeye büzülmüş ve elleriyle iki tarafına sarılmış düşünüyordu. Araba taşlara çarparak fırlayınca veya hızla dönünce ah diye hafif bir ses çıkarıyor ve sonra susuyordu. Birdenbire içine endişeler kaplamıştı. Bu yolculuğun sonundan korkuyor gibiydi. Nereye gidiyorlardı? Tabii eve. A acaba hakikaten eve mi? Muazzez Yusuf'un yüzünü arkadan ve pek az görebiliyor fakat bu çehrede neler olduğunu tamamen biliyordu. Kız kardeşini alıp eve dönen bir insanın yüzü böyle olmazdı. Hiç böyle olmazdı. Bu yüz Muazzez'in şimdiye kadar görmediği bir şeydi. Her adalesi donmuş ve ileri fırlayarak deriyi germiş gibiydi. Muazzez bunun böyle olduğunu görüyormuş kadar iyi biliyordu. Sonra Yusuf'un sırtı da acayipleşmişti. Bazen büyüyerek arabanın ön tarafını tamamen kapatıyor ve içerisi kap karanlık oluyordu. Zifiri karanlık. Bu esnada Muazzez hiçbir şey görmüyor ve haykırmak istiyordu. Yusuf'un yalnız sırtı değil, kalpağının altından çıkan kısa kesilmiş siyah saçları, kıpkırmızı yanan kulakları da büyümüştü. Muazzez bu saçların kalınlaştığını ve uzadığını görüyor, kulaklarından alevler fışkırdığını sanıyordu. Bir aralık Yusuf yerinden fırlar gibi oldu. Dışarıyı görmeyen Muazzez korktu. Yusuf elindeki kamçıyı şiddetle savuruyor ve atlar deli gibi koşuyordu. Muazzez arkadaki muşamba perdeyi aralayarak baktı. Yolun döndüğü yerde bir süvarinin kaybolduğunu ve bunun Şakire benzediğini gördü. O zaman içerisi annesine karşı büyük bir istihfaf hissiyle doldu. Demek kendisinin bağda olduğu bu oğlana haber verilmiş ve o da hemen atını atlayarak bağın yolunu tutmuştu. Olduğu yerden yavaşça öne doğru giderek Yusuf'un bütün vücudunu kucaklamak ve onun alev gibi kulaklarına ''Ben razıyım Yusuf, beni ne yaparsan yap, fakat bir dakika bile bırakma.'' demek istedi. Bu anda araba dik bir bayırı tırmandı. Genç kız tekrar muşambayı kaldırınca soğuk tulumbada olduklarını gördü. ''Yusuf nereye gidiyoruz?'' diye bağırdı. Çünkü kasabaya gidecek yerde atlar sağa dönmüş, havran yolunu tutmuştu. Yusuf sesini çıkarmadı. Başını bile çevirmedi. Atları sürmekte devam etti. Fakat Muazzez artık korkmuyordu. Arabanın ağzını kaplayan vücut ona tükenmez bir emniyet hissi veriyordu. İki tarafı zeytin ağaçlarıyla duvarlanmış olan yol birkaç yüz metrede bir hafif kıvrıntılar yaparak uzanıyordu. Adam akıllı alçalmış olan güneş ağaçların tepelerini kıpkırmızı aydınlattıktan sonra yolun bir kenarına vuruyor fakat yavaş yavaş oradan da çekilerek ağaçların gövdelerine yukarıya doğru yükseliyordu. Eğri büğrü kambur zeytinler kah arkaya yaslanmış kah yana eğrilmiş ihtiyar gövdeleriyle dalları ve yaprakları olmasa bir mezarlığı andıracaktı. Fakat yeni yeni çıkmaya başlayan bir akşam rüzgarı minimini mini ve sert yaprakları hışırdatıyor ve sanki bu ihtiyar gövdeler canlanıyor. Vücutlarındaki bir sürü kovuğu birer göz gibi kullanarak etrafa bakınıyordu. Beyaz ve ince bir toz bulutunu arkasında bırakarak ilerleyen araba hep aynı sürati muhafaza ediyor ve onun bu çılgınca koşusu etrafın ağır kımıldanışları ve fısıltıya benzeyen sesleriyle tezat teşkil ediyordu. Yusuf hep ileri bakmakta ve kenarlardaki ağaçların daireler yaparak uzaklaştığını, yolda rast geldiği köylülerin telaşla eşeklerini bir kenara çektiklerini fark etmemekteydi. Bir aralık terbiyeleri çekerek arabayı yavaşlattı. İki tarafı tarlalık olan bir yere gelmişlerdi. Etrafına bakındı. Ve birkaç adım ötede sağa sapan yolu görünce hayvanları oraya sürdü. Bu yol Burhaniye üzerinden Ayvalık'a kadar gidiyordu. Atları tekrar dört nala kaldırdı. Yarım saat sonra yolun iki tarafında kavak ve söğüt ağaçları başladı. Ortalık adam akıllı kararmıştı. Yollarda kimseler yoktu. Burhaniye'ye girdikleri zaman caminin ve birkaç kahvenin ışıkları yakılmıştı. Yusuf kasabayı boylu boyunca ve hiç durmadan geçti önüne geniş ve kuru bir dere çıktı. Atlar bileklerine kadar kuma batıyorlar ve ter içindeki vücutlarını müthiş bir gayretle geriyorlardı. Yusuf yere atlayarak hayvanların başını tuttu ve ağır ağır bu kumlu sahayı geçti. Burada bir müddet bekleyip atları dinlendirmek istedi. Oturduğu yerin altındaki yem torbalarını çıkarıp baktı. İçlerinde epeyce arpa vardı. Çeki kayışlarını söktükten ve atları kaşınmaya bıraktıktan sonra torbayı başlarına geçirdi. Ancak o zaman arabaya yaklaşarak içeri bakmayı düşündü. Yan taraf perdelerinden birini açıp başını içeri uzatınca evvela hiçbir şey seçemedi. Sade zifiri bir karanlık gördü. Yavaş yavaş gözleri alıştıkça arka taraftaki keçelerin arasına sokulmuş bir şekil fark etti. Kollarını dirseklerine kadar kapının içine sokup yaslanarak "Muazzez." diye fısıldadı. Yusuf bir hışırtı oldu ve Muazzez'in pembe saten elbisesi bu tarafa yaklaştı. Hava hala sıcak olduğu halde kız titriyordu. Yusuf, ''Üşüyor musun?'' diye sordu. ''Hayır, neden üşeyim? ''Korkmuyor musun?'' Muazzez biraz durduktan sonra kati bir sesle ''Hayır'' dedi. ''Nereye gidiyoruz?'' diye sormuyor, artık bunu merak da etmiyordu.'' Yusuf da bir şey söyleyecek halde değildi. Kafası bomboştu. Bugünün öğleden sonrasında birbirini kovalayarak geçen vukuat onu sersem etmişti. Bu anda dimağında hayvanların ter kokusundan başka bir şey yoktu. Kulakları hala bozuk yollarda yaylanın çıkardığı seslerin ve şimdi bile atlar kımıldandıkça öten çıngırağın akisleriyle uğulduyordu. Tozdan bembeyaz kesilen kaşlarını kaldırarak gülümsemeye çalıştı. Arabanın kapısına yaklaşmış olan Muazzez'in koluna başını dayayarak bir müddet derin derin nefes aldı. Neredeyse uyuyacaktı. Bu sırada Muazzez kendini tutamayarak sordu. Daha gidecek miyiz Yusuf? Biraz daha gidelim bakalım. Belki bir köye geliriz. Ben buraları bilmiyorum. Muazzez niçin Burhaniye'de kalmadık diye soracaktı, vazgeçti. Niçin orada kalmadıklarını ve niçin daha ileri gittiklerini Yusuf'un da bilmediğini seziyor ve bir cevap aratarak onu üzmeyi istemiyordu. Artık yavaş yavaş ay yükseliyor ve arabanın üstünden aşarak ön tarafta sesli sesli yemeyen hayvanların kulaklarını aydınlatıyordu. Daha ilerideki köprü, onun arkasındaki ağaçlıklar ve en geride uzanan deniz birdenbire canlanmış, mat, beyaz bir ışık birdenbire her şeyi yeni bir hayata atmıştı. Bu gündüz günden çok farklı bir hayattı. Ve buraya ancak biraz evvelki karanlığı açtıktan sonra varılıyordu. Kızgın güneşin altında boğulur gibi uzanan ve yaşamakta olduğunu ancak ışık vasıtasıyla belli eden tabiat, yarım saat süren bir karanlık esnasında derhal başka bir ruh haline bürünmüştü. Bu sefer canlılığını hafif kımıldanışlarla ve her mevcudu bir tül gibi kaplayan hayat dolu bir nefesle meydana vuruyordu dere yatağının kenarındaki dikenlerin arasında ağustos böcekleri ötüyor, ara sıra kımıldayan atların ayakları arasında çekirgeler sıçrıyordu. Akşam üzerine doğru çıkan ve denizden gelen rüzgar hiç artmamış olduğu halde şimdi gündüz günden çok daha belliydi. Bütün sesler birbirlerinden daha kolaylıkla ayrılıyor, daha net, daha tatlı, daha anlaşılır oluyordu. Yusuf arabanın kapısında, kolları içeride, ve başı müthiş bir yorgunlukla Muazzez'e yaslanmış, hiçbir şey söylemeden bekliyordu. Muazzez bazen çenesini yavaşça Yusuf'un başına dokundurarak onun ter ve toz kokan saçlarını teneffüs ediyor, bazen de gözlerini arabanın ön tarafına çevirerek dışarı bakıyor, ay ışığında kımıldayan ağaçları ve üzerine gümüş pullar serpilen denizi gördükçe hayretle gözlerini kırpıştırıyordu. Yemlerini bitiren atlar sıkılmış gibi başlarını sallamaya ve torbaları savurmaya başladılar. Yusuf, "Gidelim." dedi. Hayvanları tekrar koştu. Torbaları arabanın içine bıraktı. Yerine atlayarak kamçıyı şaklattı. Muazzez tekrar arkaya, karanlık köşeye çekilmişti. Bulunduğu yere yerleşmeye çalışıyordu. Arabanın zeminini örten çulun altına sadece biraz kuru ot serpilmişti bir kenarda ikiye kıvrılmış bir çift keçe duruyordu. Muazzez onları çekip altına aldı. Ağır ve keskin bir koku neşreden bu keçeler terli zamanlarında hayvanların sırtına konurdu. Muazzez elbisesinin ve ellerinin yapış yapış olduğunu fark etti. Bütün bunlar ona çok tabi geliyordu. Tekrar dışarı bakmaya başladı. Bu sefer ay sol taraftan vuruyor ve Yusuf'un dizginleri tutan ellerini aydınlatıyordu. Hayvanların koşumlarındaki pirinç kısımlar kıymetli birer mücevher gibi temiz parıltılar saçıyordu. Arabanın ağzını yarı yarıya kapayan Yusuf başını biraz sağa eğmişti. Muazzez bu şekilde onun yüzünü adam akıllı görüyordu. Kulağı ve saçları karanlıkta kalmış, sol yanağı, alnının bir kısmı ve burnu mermer gibi bir beyaz ışığa bürünmüştü. Ancak ucunu görebildiği kaşlar hafif ürpermelerle kımıldanıyordu. Muazzez onu hiç bu kadar güzel görmemişti. Uzun uzun baktı. Ve sonra sessiz sessiz ağlamaya başladı. Elini yüzüne kapatıyor ve yaşlarını avuçlarına akıtıyordu. Yusuf onun ağladığını görmemeliydi. Bu kadar büyük bir saadeti onu verene göstermek doğru değildi. Bunu kendine de izah edemeyerek hissediyordu. Yolu yalnız arabanın çıngırağının sesi dolduruyordu. Hayvanların ayak sesleri bile bu devamlı namelerin içinde kaybolmaktaydı. Bu sefer ağır ağır ilerleyen atların sırtı, üzerlerindeki koşumlarla birlikte türlü türlü kıvrıntılar ve ışık oyunları yapıyordu. Üstleri aydınlık ve yeşil bir deniz gibi dalgalanan zeytinlerin altı karanlıktı. Yalnız bazı yerlerde ok gibi bir ziya hüzmesi yaprakların arasından toprağa ve köklere kadar uzanıyordu. Biraz dik bir sırtı tırmandılar. Önlerine bir iniş geldi. Bunun ta ilerideki ucunda deniz görünüyordu. Etrafta çam ağaçları belirmeye başlamıştı. Yusuf, Kozak veya Pelitköy taraflarına yaklaştıklarını tahmin etti. Fakat görünürde köy filan yoktu. Ne yapacağını, nereye gideceğini tayin edemeyerek arkasına döndü. Ve arabanın içine doğru yavaş sesle sordu. ''Muazzez, daha gidelim mi?'' ''Bilmem.'' Nereye gideceğiz? İstersen burada kalalım. Yarın düşünürüz. Kalalım. Yusuf terbiyelere asıldı. Hayvanlar hemen durdu. Bulundukları yerin sol tarafında çamlarla örtülü bir bayır yükseliyor. Sağlarında ise gene çamlı bir sırt aşağıya belki bir kilometre uzakta yatan denize uzanıyordu. Yusuf arabayı bu tarafa çamların altındaki bir düzlüğe sürdü. Atları arabadan sökerek her birini birer ağaca bağladı. Yolun kenarından getirdiği birkaç iri taşı tekerleklerinin önüne koydu. Sonra başını içeri uzatarak "Gelsene Muazzez. Dışarısı serin değil, üşümezsin." dedi. Gündüz ki boğucu sıcak kalmamakla birlikte gece fazla serinlik getirmiş değildi. Çamların arasından görünen deniz donmuş kadar hareketsizdi. Muazzez aşağı atladı. Gözlerini ovuşturuyordu belki uykudan belki de karanlıktan geldiği için ayakları çam iğnelerinin üstünde kayarak biraz ilerlediler. Devrilmiş bir kütüğün üzerine yan yana oturarak uzaktaki denize bakmaya başladılar. Burada önlerinde ağaçsız bir saha bulunduğu için bakışları hiçbir şeye takılmadan ufka kadar uzanabiliyordu. Toz, saman, beygir, gübre ve ter kokusuyla bunalan başlarını Şimdi tatlı ve sarhoş edici bir çam kokusu sarıyordu. Yarı tıkalı burun delikleriyle bu kokuyu sonuna kadar içmek için derin derin nefesler alıyorlar ve ara sıra birbirlerine bakıyorlardı. Bu saatlerin bir daha geri gelmeyeceğini, karanlık bir his ikisine birden tekrar edip duruyor ve aynı zamanda saadetlerinin gölgesiz olması için dimalarının bu andan başka hiçbir şeyle meşgul olmaması gerektiğini onlara fısıldıyordu. İkisi de ne bir saat önceyi ne bir saat sonrayı düşünüyorlardı. Bütün hislerden ve düşüncelerden daha kuvvetli olan ve insanı hayatında ancak birkaç defa idaresi altına alan tabii ve hakim bir duygu şimdi ikisini de avucunun içine almıştı. Bu anda etraflarındaki ağaçlar, karşılarındaki deniz kadar bu kuvvete tabiydiler. Bir tek üzüntüleri, bir tek istekleri yoktu hatta her istediğine nail olanların iç sıkıntısı da onlardan uzaktı. Saadetin bu kadar tamam ve mükemmel oluşu ikisini de şaşırtmış gibiydi. O kadar ki birbirlerine söyleyecek tatlı sözler bile bulamıyorlar, sadece derin derin nefes alarak gülümsüyorlardı. Uzun müddet böylece bekleştiler. Bir aralık Muazzez'in başı Yusuf'un omzuna düşmüştü. Uyumuştu. Yusuf onu kollarına alarak arabaya götürdü. Atlar bağlı oldukları ağaçlara başlarını sürtüyorlardı. Ayaklarının altındaki kuru çam iğneleri kırıldıkça çıtırdıyor ve aşağı doğru kayıyordu. İri ve yüksek çamların yukarılarında kıpırdamalar oluyor, bir sincap daldan dala atlıyordu. Yaylı arabanın boşluğa doğru uzanan oku hafif hafif sallanıyor ve içinde bulunan iki genç insanın nefesleri kuru ot ve keçe okularına karışıyordu. Muazzez'in uzun zaman geri dönmediğinin farkına varan Meliha üzüm yemeği bırakarak içeri koştu ve Şahindeye Yusuf'un gelip Muazzezi çağırdığını ve herhalde beraber gittiklerini söyledi. Şahinden'in ilk aklına gelen şey Selahattin Bey'e bir şey olma ihtimaliydi. Telaşla yerinden fırladı. Aman gideyim, Bey'e bir şey mi oldu acaba? Ya Rabbim sen koru diye söylenerek telaşla çarşafın üstüne aldı. Muazzez'in kendisine haber bile vermeden gitmesi ona garip gelmiyordu. Hatta belki merakını arttırıyor ve meseleyi gözünde büyütüyordu. Aşağı indiği zaman bir hizmetçi Muazzez'in yeldirmesinin ve başörtüsünün burada kaldığını söyledi. Şahin de ancak o zaman biraz şaşırarak ''Amanın, bu kız deli mi oldu nedir?'' diye dövündü. O esnada atını sürerek bağa giren Şakir, Yusuf'u bir arabayla şehre dönerken gördüğünü söyledi. Arabanın içinde muazzezin bulunduğunu fark etmemişti. Şahinde kızının yüzü gözü açık olarak şehirden geçemeyeceğine memnun olmakla birlikte daha çok şaşırdı. Demek Yusuf arabayla gelmişti. Demek mesele bu kadar mühimdi. Şu halde niçin kendisini haber vermemişlerdi? Yoksa Yusuf artık onu aile efradından saymıyor muydu? Bu yabanın köylüsü kendisini en itibarlı ahbaplarının yanında Böyle garip vaziyette bırakmaya nasıl cesaret ediyordu. Köşke bitişik ahırda samanların üstüne uzanıp uykuya dalmış olan yanaşmayı kaldırarak arabayı koşturdular. Şube reisinin hanımı da dönmeye karar vermişti. Bu hadise toplantının tadını kaçırmıştı. Üstü açık ve tek atlı arabanın içinde bir kilim ve onun üzerine bir şilte kondu. Bunlar bir halı ile örtüldü. Şahinde Şube reisinin karısı ve kızı Hizmetçilerin yardımı ile arka taraftan arabaya binerek şemsiyelerini açtılar ve Kırat tırıs adımlarla yola düzüldü. Kasabaya yaklaştıkça Şahinde'nin merakı artıyordu. Bir şey düşündüğü ve tahminlerde bulunduğu yoktu. Sadece bir korku hissediyor ve eve gidince karşılaşacağı manzaranın ne olacağını bilmediği halde ev aklına geldikçe ürperiyordu. Şube reisininkiler aşağı çarşıda indiler. Şahin de mavi şemsiyesini yüzüne tutuyordu. Kaldırımlarda müthiş bir gürültü çıkararak ilerleyen yaysız arabada adam akıllı sarsılarak çay içini ve bayram yerini geçti. Evine geldi. Eteklerini toplayıp kendi başına arabadan atlamaya kalkıştı. Fakat beceremediği için yanaşmanın gelip elinden tutmasını bekledi. Sonra kapının önündeki iki ayak taş merdiveni çıkarak hızlı hızlı tokmağa vurdu. İçeriden hiçbir ses çıkmadı. Şahin de tekrar tekrar çaldı. Cevap vermiyorlar ve açmıyorlardı. Alelade zamanlarda bile bir şeyi başından sonuna kadar düşünemeyen kafası merak ve heyecandan ve bilhassa tarif edilmez bir korkudan inmeli bir hale gelmişti. Kapıda durup aptal gözlerle sokağa veya evin üst katına doğru bakıyor ve hiçbir şeye karar veremeyerek bekliyordu. İhtiyar Rumelili hizmetçi bir haftadan beri gelinin yanına gitmişti fakat evde Kübra ile anasının bulunması lazımdı. Sonra Yusuf'la Muazzez'in bağdan araba ile dönüşlerini hatırladı. Eve gelmeyip nereye gidebilirlerdi ki? Birkaç kere daha sıkı sıkı tokmağa vurdu. Karşı taraftaki evlerden birinin kafesi kalkarak saatçi Rakım Efendi'nin hastalıklı karısının sapsarı ve alnı çatkılı başı göründü. Şahinde Hanım boşuna çalma, evde kimse yok, Şahin de, ne biliyorsun demedi. Hatta bunu düşünmedi bile. Bütün işi pencerede oturup mahallenin ahvalini kafes arkasından kontrol etmek olan bu kadının verdiği malumat muhakkak doğruydu. Sadece sordu. Nereye gittiler? Kübra ile anası kollarında bir bohçayla çıkıp gittiler. Ama nereye gittiklerini bilemedim. Kollarında bir bohçayla mı? Öyle ya. Bir daha dönmeye niyetleri yok el alem. Şahin de derhal kendini unutup dövünmeye başladı. Amanın Müslümanlar! Evimi soyup da mı gittiler nedir? Hanım, ellerinde sedefli bir çekmecede var mıydı? Görmedim komşu. Belki bohçaya tıkmışlardır. Bizim Yusuf'la Muazzez de gelmediler mi? Gelmediler komşu. İkisi beraber miydiler ki? Sen kızınla beraber gitmemiş miydin? Ortada mühim bir takım meseleler döndüğünü hisseden komşular da kafesleri kaldırmışlar, mükalemeye iştirake başlamışlardı. Saatçinin karısı merakından kendisi sualler soruyordu. Şahin de cevap verdi. Beraber gittim, şeylere, bir ahbabın bağına gitmiştik. Yusuf gelip kızı almış, buraya dönmüş. Halbuki evde yoklar babalarına bir şey mi oldu diye merak ettim ama baksana ortalıkta öyle bir şey yok. Şimdi de çocukları merak ediyorum. Komşulardan biri dayanamayarak sordu. Kız giderken sana haber vermedi mi? Ya, haber vermedi işte. Ne oldu bunları anlayamadım. Her şeyi kolayca tefsir ediveren komşular bu sefer düşünmeye dalmışlardı ve herhangi bir tahminde bulunamayarak Sadece Şahinde'ye sualler soruyorlar ve zaten perişan bir halde olan kadını büsbütün şaşkına çeviriyorlardı. Nihayet soracak suali kalmayan ve Şahinde'nin daha fazla sokakta durmasına lüzum görmeyen saatçinin karısı, "Baksana Şahinde hanım" dedi. Kapının önünde ne bekliyorsun? Kübra'nın anası giderken anahtarı pencerenin kenarına bıraktı. Şahinde aptal aptal karşısındakinin sarı yeşil yüzüne baktı bu yüzde vazifesini yapmış bir insanın sükunetinden başka bir şey yoktu. Şahin de söyleyecek söz bulamayarak başını çevirdi. Anahtarı alıp kapıyı açtı. Ve içeri girince taştığın bir kenarına çöküverdi. Kımıldayacak halde değildi. Şişmanca vücudunu hafif bir ter kaplamıştı. Çarşafını eliyle iterek başını açtı. Taşlıkta bir fevkaladelik yoktu. Kübra ile anasının yatakları kenarda dürülü duruyor ve üzerlerini her zamanki gibi bir kilim örtüyordu. Yalnız hep bu yatakların kenarında duran bohçaları yoktu. Şahin de bu kadınla kızın bu eve niçin geldiklerini ne kadar az düşündüyse, şimdi niçin gittiklerini de o kadar az düşünüyordu. Her şeyden evvel yorgundu. Ara sıra, ''Muazzezi bu oğlan nereye götürdü acaba?'' diyor. Fakat bir süre sonra Acaba bu karılar giderken bir şeyimi alıp götürdüler mi diye üzülüyordu. Bu üzüntü onu yerinden kaldırıp eşyasına baktıracak hale gelmeden kayboluyor ve yerini boş bir gevşekliğe bırakıyordu. Vakit geçtikçe korkusu arttı. Selahattin Bey de hala gelmemişti. Bu gece gene geç vakitlere kalırsa çıldırırdı. Komşulardan birine gidip orada yatarım diyordu. Fakat kocası gelince kapıyı açacak, ve kendisine izahat verecek birinin evde bulunması lazımdı. Ne de olsa gelecek olan bu evin erkeğiydi ve şahinde de onu sokakta bırakacak kadar cesaret yoktu. Sonra merakının ancak Selahattin Bey tarafından giderilebileceğine, onun her şeyi anlatacağına dair içinde bir kanaat beliriyordu. Şimdi gözleri kapıda ve yüreği çarparak her dakika onu bekliyordu. Akşam olmuş, ortalık kararmaya başlamıştı lambayı yakmak için yerinden kalkarak sokak üstündeki odaya gitti. Sonra buraya niçin girdiğini unutarak pencereye yaklaştı ve sokağa bakmaya başladı. Sıcak günün sonunda sokaklarda beliri veren bir kalabalık dört tarafa gidip geliyor, kimisi koltuğunda birkaç pide, kimisi elindeki kasede biraz tahin pekmezle evine dönüyordu. Alnını kafese dayayarak dışarısını seyreden Şahin de köşe başından kocasının görünü vermesini bekliyordu. Bu anda başka hiçbir isteği yoktu. Her şeyi unutmuştu. İçinde sadece müthiş bir korku ve tükenmez bir bekleyiş vardı. Herhangi bir mesele üzerinde durup düşünmeye alışmamış olan kafası yükünü atmak için bir insana muhtaçtı. Ve Şahin de Selahattin Bey'i farkında olmadan yalnız bunun için herhangi bir şeyi düşünmeye mecbur kalmaktan kurtulmak için bekliyordu.